Evet, merhabalar. Elektrikli otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi oldu. Matrah düzenlemesiyle beraber resmi gazetede yayınlanan detayı arka planda sizinle paylaşıyorum. Özellikle buradaki detay fiyat anlamında nerede değişti? Sadece 160 kW altındaki ürünlerde değişti. 1 milyon 250 binden 1 milyon 450 bine çıktı. 160 kW'nın üstünde 1 milyon 350 bin olarak devam etti. Peki bu örneklerle fiyatı düşen ürünlerden neler karşımıza çıkıyor? Bunlardan bir tanesi de Hyundai Ioniq 5. Ioniq 5'in 160 kW seviyesinin altında kalan 4x2 progresif modeli bu uygulama öncesinde 2.3 milyonluk liste fiyatına sahipti. Kampanyayla fiyatını 2 milyon 185 bin lira seviyesine düşürmüşlerdi ama bunun haliyle de %40 ÖTV'de kalıyordu. Bu hesaplamayla beraber zaten size sabahki videomda bunun altını çizmiştim. Bu rakam altında yani 2.4 milyon altında kalan araçlar bir altı ÖTV dilimi %10 ÖTV'ye düşerek yaklaşık 500 bin liralık bir indirimle karşımıza çıkacak. Yine burada da Ioniq henüz fiyatı açıklanmasa da 500 bin lira seviyesinde fiyatı düşüp 1.8 milyon seviyesine gelecek ki ufak bir hesap tablosuyla size bunu yukarıda paylaştım. Tabii kampanyalı fiyat üzerinden de değerlenme ihtimali var. Bu durumda da fiyat 1.7 milyon seviyesine inip kardeşi Ioniq 6 seviyesine inebilir. Ioniq 6 showroomlarda bulunamayan bir ürün ama Ioniq 5 zor da olsa bulunabiliyor. Bununla beraber ÖTV bu aracı yine ön plana çıkartabilir ki şöyle de bir risk var. Pek çok üründe artık 1.6 milyon sınırını zorlamak zorunda kalmayacak burada çünkü çoğu firma burada bu işi %10 ÖTV'de kalsın diye zorluyordu. Onların da fiyatlarını yukarı doğru tırmanmaya başlayacağını göreceğiz ama pozitif etkilenen ürünlere de şöyle bir bakış atmış olacağız. Bunlardan bir tanesi de Ioniq 5 modeliydi. Sizce Ioniq 5 modeli 1.8 milyonluk fiyatıyla satış başarısı yakalar mı? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.